Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 37. sezonun 10. savaşını oynayacağız. Rakibimiz Black Mambas. Geçen sezon Platin 1 olmuşlar. Şöyle banlananlara da bakalım. Klasik, Apocalypse, Kingpin ve Quake. Diğerleri zaten belli. Evet, savaşımıza başlıyoruz. Şimdi takımım Kozmik Alet Sürücü Alev Adam Odin olacak. Nihayet Kozmik Alet Sürücü geri dönüyor. İki savaştır Herkül'ü getiriyordum. Bu kez Alev Adam'ı kullanacağım savaşta arkadaşlar. Merak etmeyin, bir kere kullanacağım ama. Yani bir savaş, bir dövüş kullanacağım. İkidir Alev Adam'ı dövüşümcü seçeneğini başkasına vermek için getiriyordum. Ama şimdi bir kere kendisini kullanacağım. Hem de tehlikeli bir dövüşte kullanacağım. Şöyle sağa gidiyoruz şimdi. İlk rakibimiz Mojo. Buradaki tehlikeli dövüşte kullanacağım işte. Biliyorsunuz burada hem %480 hiddet var. Hem yakma karosu var. Hem şok, şok muydu? Yok, zehir karosu var. Çok dikkatli olmak lazım. Burada beni şey kurtarmaz. Yaralanmama kurtarmaz. O yüzden sağlık basacağım ne olur ne olmaz. Burada. Herhalde tek burada basılır sağlık. Şunu da aktifleştirelim. Evet, başlıyoruz. Ay, zehir yedik. Bir dakika bekleyelim şimdi. Tamamdır bu. Yedi de gitti. Ama tehlikeliydi. Onun üstünde hiddet varken bozma yesek sıkıntıya girerdik. O yüzden risk almadık. Devam edelim. Bu Alev Adam'la tek dövüşümdü. Gelelim Jabari'ye. Evet, burada Odin'in dövüş öncelerimizi verelim Kozmik Alet Sürücü'ye. İlk önce yatkınlığı verelim, bir de korumayı verelim. Şok direncine ihtiyacımız yok. Bu ikisi yeterli. Ondan sonra bir bakayım şöyle. Kolay karolar, güç odaklanması bir falan filan. Dikkatli olmak lazım ama ilk başta. %200'lerimiz hazır ve bir güç garibarıyla başlamayı da basacağız. Lazım. Hep de yerini karıştırıyorum. Kaç tane kalmış? Ha, iyi, daha var. Basalım. Değiştiriyoruz. Bastığım gibi başlıyorum. Çünkü iki dövüşte daha kullanmam gerekecek hızlıca bunu. Yetiştirebilirsem. Ayrıca yatkınlığın güzel yanı, yargılamayı baştan atmamızı sağlıyor. Ondan anında şey yapabildim. Lanetleme atabildim. Yatkınlığın öyle bir güzel yanı var. İlk lanetlememde şey yapmamı sağlıyor işte, ne derler, bir yargılamayla başlamamı sağlıyor. Böylece benim ağır saldırıdaki yatkınlığımı açmama gerek yok. Zaten açamam. Otomatikman açık oluyor. Hızlıca devam ediyoruz. 30 saniye mi aldı? Şimdi Nova'yı alacağız. Evet, bunun karoları da aynı. Bunda hiddet karosu da var. Dikkat etmek lazım. Otobloğunu yaptırdık. Güzel. Güzel. Yine 7 lanetlemeyi. Çok güzel. Böylece hiç beklemedik. Bakalım, 18 saniyede hallettik. Sıradaki dövüşe gidelim. Bu da Hulkling. Bu daha tehlikeli. Hepsinde aynı karoyu koymuşlar artık. Bakalım ne durumdayız. 1,5 dakikamız var. Daha ileridekini bile alırmışız. Evet, Allah'tan burada Schachten Freud yok. %480 şey almayacak. Burada beyaz manyetok desteği de var. Rahatça hallederiz bunu da. Oh, şeyle başladık. Güzel. Allah Allah. Hop, %1 şansa bak, L3 yiyorduk ha. Neyse, bitirdik. Ama Void'e yani bir tane pot basmamız gerekecek. İleride mini boss Void'e gireceğim de. Bunu da aldık.
39 saniye bu da. Evet, birinci kısım bu kadar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar ikinci kısma. Acele edelim, %30'luğun 5 dakikası kalmış. Şöyle yukarı Angela'ya gidiyoruz. Global karadan etkileniyor ama kozmik alet sürücü için önemli değil. Bakalım, şöyle önemli bir kara yok. Hemen girelim. Bir güç barını aktifleştirmeyi unuttuk. Neyse, onu Void'da aktifleştiririz. Bunda çok şart değil. Parlatma yapacak tabii ki bu zırhlanmadan ötürü. Zırhlanma değişti. Özel saldırı açtığı için geri geldi. Güzel, tamam. En azından 200'lük var. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Salın bir tane daha. Bir sürü var zaten. Takıldı. Bir tane daha basacağız. Acelemiz var. Evet. İşte burada basacağız. Bir güç barıyla başlamayı hemen basalım hatta. Bir bakalım, burada sersem bağışıklığı var. Kesinlikle el becerisi yapmamamız lazım. Dikkatli oynamak lazım. Hadi bakalım. Çok güzel. Acelemiz yok. İstediği kadar canımı alsın. Nasıl boostları bastık yani. Evet, bu da son dövüşümdü arkadaşlar. 24 saniye sürdü. Bakalım kazanacak mıyız? Ve bu savaşı da zaferle sonuçlandırıyoruz ve üçüncülüğümüzü koruyoruz. 58 kere ölmüş Black. Tabii bir yerden sonra salmışlardır. Biz yine çok ölmüşüz. 4 fazla. Hatta bakayım. Saldırgan indirmemişler resmen. Yok artık, yarım bırakmışlar. Çünkü biz 150 kişiyiz. Evet, 150 çeşit diyor. 4 kişi indirmemişler. Resmen çok geriye yatar bu Black ittifakını. Oradakilerin kadrosu, iyi kadrosu var ama ittifak savaşında çok kötüler gerçekten. Onun dışında bir sezon tablosuna bakalım. Şöyle. Hala 3. sıradayız. Arkamızdan kovalayan var mı diye bir kontrol edeyim. Evet, XK9 ve New Nation kovalıyor. New Nation 240 puan, 240 bin kazansa 875 bin oluyor. Bizi yakalıyor. Bizim kesinlikle kaybetmememiz lazım. XK9 zaten, biz bir kaybedersek ve XK9 bir yenerse bizim yerimizi alıyor. Valla son savaşta bunlarla eşleşirsek çok üçüncülük savaşı olacak bildiğiniz. TCN'ye zaten düşürme bekliyorum. Herkes öyle bekliyor. Ama düşmeye de bilirler. Hiç belli olmaz. GT40 bence onlar düşecek. GT40 gene birinci olacak 40 kıl payı. Biz iki kere eşleştiğimiz için oluyor bunlar bu arada. GT40'la biz bir daha eşleşmeseydik belki böyle olmayacaktı. Çünkü TCN'ye de kaybetti onlar. Puanlarımız eşit. Sadece kill farkıyla bizden öndeler. Öyle yani. Bizi iki kere eşleştirdi gene kabam TCN'yle. Geçen sezon olduğu gibi. Gene üstümüze çıktılar. Fırsat bu fırsat. Bizim zayıf bulduğumuz bir anda yendiler bizi. Neyse, üçüncülükte kalalım yeter. Şimdilik yani. Bu sezonda öyle nasip olur inşallah. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.